Siyasetin gündemi seçim ittifakı. AKP, MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı sonrası CHP harekete geçti. 5 kişilik komisyon kuran CHP, siyasi partileri ziyaret ederek ittifak düzenlemesindeki seçimle ilgili maddeleri görüşecek. Ana gündem maddesinin seçim güvenliği olacağı görüşmelerde AK Parti ve MHP dışındaki randevularda seçim ittifakının da ele alınması bekleniyor. CHP'de ittifak çalışmalarına başlanırken İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'ten ilginç bir çıkış geldi. CHP'li Çiçek, Saadet Partisi'nin 100 bin imzada sıkıntı yaşaması halinde 20 milletvekilinin önerisiyle Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaları için imza verebileceklerini söyledi. Dursun Çiçek tabii bu konuda da Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz. İhtimal vermiyorum ama Saadet Partisi'nin de ikna etmesi lazım. Aday göstersin diyoruz ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz tabii. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz ifadelerini kullandı. İttifak arayışlarıyla hareketlenen siyaset gündeminde ilk ittifak istifası da geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk görevinden istifa etti. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Mehmetli köyünü teröristlerden arındırdı. Harekat kapsamında şu ana tek 2222 terörist etkisiz hale getirildi, 116 noktada ele geçirildi. Birleşmiş Milletler'in almış olduğu Suriye'deki ateşkese ilişkin ABD'nin açıklamalarına hükümetten cevap geldi. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozda, "Kararı okuduk, hem de iyi okuduk. Kararda bazı yerleşim yerlerinin isimleri sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yok. Bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı harekatı bu kararın kapsamı dışındadır." dedi.